karmaşık olabiliyor. İzah olarak bedenden yayıldığı söylenen ışınıma ve bu ışınımın yayılma olayına psişik radyasyon adı veriliyor. Bu ışınlara ve ışınları oluşturdukları iddia edilen partiküllere de efluf adı verildi. Bu yayılma olayının meydana geldiği öne sürülen ve medyumlarca yahut da teknik olarak ortaya konulan alana da güç ve etki alanına da aura veriyor. Tabi aura dendiğinde bir etrafımızı saran bir sübtil bedenler etki alanı olarak ifade ediliyor ve yaklaşık 7 çeşit bir katmanın olduğu ifade ediliyor. Bunlardan en dense ve en görülebilen fiziksel beden. Ve fiziksel beden de ezoterik bakış açısından en az öneme sahip bir beden olmuş oluyor. Çoğunlukla bu işle uğraşanlar, işte yogiler, diğer... Sesin... Bu işle uğraşan özellikle yogilerin en az ilgilendikleri alan fiziksel alan. Ondan sonra başlıyor ilgi sahaları anladığım kadarıyla. Bu beden rahatsızlıkları da bizim fizik tedavi, manipülasyon, akupunktur ve masaj gibi modalitelerle tedavi edilebiliyoruz. Bedenimiz enerji dengesizliğini semptom ve işaretlerle bize gösteriyor. Semptomlar hastalığın nedenini ortaya çıkarmak, tedavide atılacak adımların belirlenmesi için önem arz ediyor. Ve bunları bildiğimiz geleneksel gerek Çin, gerek Hint, gerek Endonezya artık bu tarzdaki şeylere göre, geleneksel tedavilere göre çeşitli testler var bilindiği gibi. Ve bu testlerle semptomlar üzerine giderek tanı koyma gibi bir durum söz konusu. Genel görüş bu alanda hastalıkların çoğunun emosyonel, bedendeki enerji dengesizlikleri nedeniyle oluştuğu ve bu dengesizliklerin de çakralar vasıtasıyla bedene sirayet ettiği ifade ediliyor. Ve biz bedende görünen bu semptomlarla nerede dengesizlik olduğu konusunda bir fikir sahibi oluyoruz. Eğer çakra noktaları kullanılırsa, yani çakra ile birlikte önerilen akupunktur noktaları kullanılırsa, akupunkturun subtil bedenlere sirayet ettiği ve hastalığın nedenleri tedavi edilebileceği iddia ediliyor. Böylelikle de akupunkturun etkinliğini daha da artacağı söyleniyor. Diğer bir beden, fiziksel bedenin hemen üstünde eterik bedeni söz konusu. Bu enerji ve madde arası durum anlamına gelen eter kelimesinden türetilmiş ilk görülmeyen beden. Yahut da bu konuda kendini geliştirmiş kişilerin ilk gördükleri. 8 santim fiziksel bedenden uzakta olduğunu, fiziksel etelik, etelik emosyonel, bir sonraki katman emosyonel gibi bir tabakaya sahip oldukları ve nadis adı verilen ince tübüler, ipliksi kanalcıklardan oluşan bir network ağından oluştukları ifade ediliyor. Ve bu ağ, boşu boşuna bir ağ şeklinde değil, daha ziyade beyin omurilik sınırsı, endokrin bezi ve otonom sinir sistemi ile arasında çok anlamlı bir network ağı ve bilgi iletişimi olduğu iddia ediliyor. Ve üç önemli görevi söz konusu, çakralar vasıtasıyla vital enerjinin alımı, sindirilmesi ve dağıtımı gibi bir görevi söz konusu. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarı enerjinin temizlendiği bir ev gibi de fonksiyon gösterdiği ifade ediliyor. Emosyonel ve astral beden çok parlak mı acaba? Görüyorsunuz değil mi? Yani belki şeyler fırlatılabilir biraz da. Bu beden duygularla ilintili olduğu ve fiziksel beden arasında 25-30 santim kadar bir alanı olduğunu, ana fonksiyonu ise bir filtrasyon merkezi gibi çalıştığı. Çünkü burada sürekli olarak duygularda hep değişiklikler söz konusu. Yer üzülüyoruz, neşe ediyoruz, alınan bir haber sonucu farklı farklı düşüncelere sahip olabiliyoruz. Ve dominant olan duyu alanları ve bu bedende duyusal enerji dengesizliklerinin kendini fiziksel bedende şikayetler olarak gösterdiği ifade ediliyor. Mental bedende ise yoğunluğun daha az olduğu, daha ziyade
enerjiye doğru hafif geçtiği ifade ediliyor. Ve 75 santim kadar bir uzaklığı olduğu söyleniyor. Bu katmanın unsurlarının düşünceler ve mental prosesler olduğu, düşüncelerin formandı ve kendimizi ve çevremizi etkilediği katman. Dolayısıyla o düşüncelerle birlikte sıkıntıların, hastalıkların kaynağı olduğu ifade ediliyor ve bunların da belirtilerinin fiziksel bedende daha çok ortaya çıktı. Evet, Avrupa'dan sonra çakra konusunda da bilgilerimizi tazelemek gerekirse, çakra, sanfres için hareketli daire, tekerlekle de